Herkese merhaba, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2 Kasım Cumartesi maçlarından bahsedeceğim. Arkadaşlar kısa bir süredir video çekemiyordum çünkü biraz değişiklik yapmam gerekiyordu. Onları hallettim. Bugün tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cumartesi gününden başlayacağız. 9 tane maç aldım. Güzel bir bülten var. Çok kalabalık bir bülten var. 9 tanesini sizin için en ideal maçları ayırıp anlatmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Herkese şimdiden bol şans diliyorum. İyi seyirler diliyorum. Hemen videoya geçiyorum arkadaşlar. Toplam 9 tane maç vardı. Saat 15'te Greuther Fürth Darmstadt maçıyla başlayacağız. Almanya Bundesliga 2 maçı. Bundesliga 2'ye değiniyorum zaten. Çok maç alıyorum biliyorsunuz. Özellikle kornerleri ve bol pozisyonlu güzel maçları almaya çalışıyorum. Bu maçta da yine çok korner görünüyor. %80 2.5 üst görünüyor. Yine bol pozisyonlu güzel bir maç olacak. Darmstadt'tan ötürü bol gollü bekleniyor maç arkadaşlar. Çünkü Darmstadt'ın maçları çok gollü geçiyor biliyorsunuz. Son maçlarına baktığımızda Greuther Fürth Schalke deplasmanında 4-3 galibiyetle döndü. Zaten son 4 maçın hepsi 2.5 üst KG var ve 2.5 üst olarak sonuçlanıyor. Sadece Nürnberg'e gol atamadılar. İç saha performansına bakalım. 5 maçın birinde gol yememişler. Gol yemediği maç 1. Gol atamadığı maç 2. Yani Elverberk'e gol atamamışlar. Bir de Nürnberg'e atamadılar son hafta. 4 tane gol yediler. Ama gol atmaya çalışıyor. Atacaktır da diye düşünüyorum. Çünkü Darmstadt deplasmanları da çok golüyor. Zaten gol yemediği maç yok. 10 maçın tamamında gol yemişler. 2 maçta gol atamamışlar. 10 maçta. Elverberk'e gol atamamışlar. Bir de ilk hafta Fortuna Düsseldorf'a kendi evinde gol atamamışlar ama Düsseldorf iyi takım zaten. Normal sayılır. Deplasman karnesine bakalım. 4 maçın 4'ünde de gol yemiş. Zaten bütün maçlarda gol yemişti. Gol atamadığı maç sayısı 1. Elverberk deplasmanında gol atamamış. Son 2 deplasman maçında Schalke'yi 5-3 yenmiş. Kayseri 3-3 yenmiş. Yani aslında zaten minimum kendisi 3 tane gol yiyor gördüğünüz gibi. Yani gol atamasa bile Greuther Fürth'ten 3 yeme potansiyeli de var. Son 2 maçında 8 gol 6 gol çıkmış. Çok pozisyonlu bir maç olacak diye düşünüyorum. 2.5 üstün oranı düşmüş. Ben dün baktığımda 1.40 küsürlerdeydi. Belki 1.43 gibi bir şeydi. 1.39'a düşmüş. Yani bunu oynayabilirsiniz. Rahat rahat üst olacağını düşünüyorum. Korner baremi açıldıktan sonra yarın kornere de bakarız. Telegram'da paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Oraya da gelebilirsiniz. 1.39 yetmezse KG'yi de ekleyip bence bunu 1.50'ye çıkartabiliriz. Daha yüksekte oran düşmüş. Bence KG vardan üste gider. Rahat rahat üste gider diye düşünüyorum. Dün kaydederken sadece 2.5 üst olarak kaydetmiştim. Çünkü oran işte 1.45 falan yakındı yani. O yüzden üst olarak kaydetmiştim. Oran biraz düştüğü için şimdi VAR'ı da ekleyebiliriz. KG VAR ve 2.5 üst deneyebilirsiniz. Diğer sitelerden oynarsanız iddia bayinden sadece 2.5 üst oynayın. Belki Fürth kendi başına da üst yapabilir. O yüzden 2.5 üstü direkt oynayabilirsiniz. Oran bulursanız yeter size. Direkt 2.5 üst oynayın arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza. Kayseri Spor evinde Adana'yı ağırlayacak. Adana Demirspor'u biliyorsunuz arkadaşlar. Artık neredeyse düştüğü gibi bir şey diyebiliriz. Sadece 1 puanları var. Geçen hafta da yine mağlup oldular ki öne geçtiği maçta mağlup oldular. 2.5 üst çok yüksek görünüyor. KG VAR oranı yine çok yüksek görünüyor. Yine kornerde 12 korner görünüyor. Bunun kornerine bakmadım. Yarın bakacağım dediğim gibi. Ya da bu akşam bakarım ben. Akşam açılıyor çünkü. 8'den sonra korner baremleri falan açıldıktan sonra bakarım. Gelelim maçımıza. Kayseri de kötü gidiyordu. Hocasını değiştirdikten sonra biraz toparlanmaya başladılar. Başakşehir deplasmanı 1-1. Gaziantep'le evinde 2-2 beraber kaldı. İyi oynuyorlar aslında. Yani Adana'ya göre daha iyi oynuyorlar ve son haftada zaten Hatay'ı deplasmanında yendiler. Adana Demirspor'a bakalım. Son hafta Sivas'a 2-0 öne geçtiği maçı yine çok kötü oynayarak 4-2 mağlup oldu. Zaten ben Adana Demir'in gollerinden sonra maçı izlemeye başladım. Burada 25-30. Dakikadan sonra izlemeye başladım. Zaten Sivas'ın gol atacağı bariz bir şekilde belliydi. İlk yarıyı gol yemeden tamamlayamadılar ki 38'de gol yediler. Daha sonra zaten ikinci yarı komple dağıldılar. Çabuk pes ediyorlar bence. Zaten geçen seneden beri Adana Demirspor'un deplasman karnesi de çok düşük, kötü. Bu sene sadece bir beraberlik adı o da 90. dakikada Kasımpaşa'ya gol attılar. Yani minimum yine 2 veya 3 gol yiyecekler diye düşünüyorum. İsterseniz Kayseri'ye 1.5 üst deneyebilirsiniz ama düşük olan verir büyük ihtimal. Ben Kayseri'nin rahat kazanacağını düşünüyorum. Yani minimum 2 gol atarak kazanacağını düşünüyorum. İsterseniz maç sonu 1 ve 1.5 üst veya maç sonu 1 ve 2.5 üste kadar deneyebilirsiniz. Kayseri'nin handikap yapma olasılığı bile var bugün. En azından 2 tane gol atacağını düşünüyorum. O yüzden maç sonu 1, 1.5 üst, maç sonu 1, 2.5 üstleri deneyebilirsiniz. En ideal tercih Kayseri kazanır olacak bence arkadaşlar. Bunu öneriyorum. İsterseniz deneyebilirsiniz. Geçelim Almanya Bundesliga'ya. Holstein Kiel evinde Heidenheim'i ağırlayacak arkadaşlar. Maçın oranlarına bakarsak yüzlerine 2.5 üstle KG oranı aynı. %50 görünüyor. Ortada bir maç gibi görünüyor. Zaten oranlar da birbirine yakın. Favori çok az bir şekilde belli oluyor oranlardan. Holstein Kiel neredeyse minimum 2 gol yiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Eintracht Frankfurt'tan da 4 gol yedi. Leverkusen'le burada bir 2-2 berabere kaldı. Union Berlin'e yenildi 2-0. Son haftada Stuttgart'a yenildiler 2-1. Kendi evinde de yine 2 gol yiyor minimum. Gördüğünüz gibi Wolfsburg,
Wolfsburg, Bayern'den 6-7, Frankfurt'tan 4-7, Union Berlin'den 2-0 yenildi. Zaten Union Berlin'i önermiştim, ben kazanacağını düşünüyordum. 2-0 Union Berlin rahat bir şekilde kazandı. Maçı rölantiye götürdü. 90'da bir tane daha attı Union Berlin. Aynen aynı bakalım. Onlar da son hafta Hoffenheim'de beraber kaldılar ama deplasmanda aslında çok da kötü oynamıyorlar. St. Pauli yenmişler deplasmanda. Dortmund'da 2 gol atmayı başardılar. Dortmund biraz zorlanarak kazandı. Mainz'i yendiler deplasmanda. Mönchengladbach'a yine 2 gol attılar. Yani bugün Hostelkiel'e belki yine 2 gol atabilirler. Hostelkiel'e 2 gol biliyorsunuz. 2-19 biraz farklı. Heidenheim favori gösteriliyor. Belki maçı kazanabilir ama ben bu kazanmayı biraz da böleceğim. Deplasman herhangi bir yarıyı kazanır alacağım. 1.55'ten bunu önereceğim arkadaşlar. Bence iki yerden birini Heidenheim kazanabilir burada. O yüzden 1.55'ten bunu önermek istiyorum. Aklınız yatarsa bunu değerlendirebilirsiniz veya Heidenheim'den zaten 2 gol bekliyoruz da Hostelkiel de belki atabilir. Yani maç üstte de gelir. İsterseniz bunu da değerlendirebilirsiniz ama ben deplasman herhangi biri alıp bırakacağım arkadaşlar. İsterseniz deneyebilirsiniz. Geçelim diğer Bundesliga maçına. Yine 5.30'da başlayacak. 17.30'da Wolfsburg kendi evinde Augsburg'u ağırlayacak. Augsburg bu sene çok golcü bir ekip oldu. Zaten %100 görünüyor. 2.5 üstü. Çok güzel, çok zevkli bir maç olacak diye bekliyorum. Bugünün Bundesliga'da belki de en güzel, en üste gidecek maç bu olabilir. Zaten Wolfsburg'un da bütün maçları neredeyse 2.5 üst bitmiş. Sadece 2 maçı alt bitmiş arkadaşlar. Hostenkel'den gol yememiş. 2-0 bitmiş. Son haftada St. Pauli deplasmanı 0-0. İç sahadaki oynanan maçlara bakacağız Wolfsburg'un. 4 maçın 4'ünde de gol yemiş arkadaşlar. Yine gol atamadığı maç yok. Yani hepsi KG'ye var ve 2.5 üst bitmiş. Çok güzel bir istatistik. Minimum 2-3 tane gol yiyor. Yani Bayern Münih, Frankfurt, Stuttgart, Werder bunlar iyi takım. Bunlardan 2'şer tane gol yemesi normal. Ama Augsburg da tehlikeli bir takım. Son haftaki maçına bakalım. Borussia Dortmund'u 2-1 yendiler. Deplasmanda 3-1 yeniliyorlar. Leipzig'e 4-0 yenilmişler. Heidenheim'a yine 4-0 yenilmişler. Deplasmanda full de gol yiyor aslında. Bütün maçları 2.5 üst bitmiş gördüğünüz gibi. Yani iki takımın birbirine gol atması çok normal bir maç. KG var. Oynayabilirsiniz. 2.5 üst oynayabilirsiniz. Ben 2.5 üst olacağını düşünüyorum. Direkt bunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bence bu maçın üst ve vara gideceğini düşünüyorum. Direkt 2.5 üst ve var önereceğim. 1.58. Siz isterseniz birini seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben üst ve var öneriyorum. Rahat rahat 3.5 üstlere kadar çıkabilecek bir maç. 3.5 üstün oranında 2.23 hatta. 2-2'lik bir skor var aklımda. 2-2'ye kadar çıkabilir. O yüzden üst ve varı öneriyorum. Dilerseniz 3.5 üstü de riskli kuponlara, sistem kuponlara deneyebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim İngiltere Premier Lig'e. Ipswich kendi evinde Leicester City'yi ağırlayacak. Bakalım yüzdelere. KG'ye %75 görünüyor. %63'te 2.5 üst görünüyor. Corner az görünüyor bu maçta. Leicester'da corner oluyor ama bugün yüzde olarak az corner bekleniyor bu maçta. Yine akşam baremlere baktıktan sonra bakacağım. KG var oranları. Ipswich kendi evinde oynadığı maçlarda yine genelde gol de yiyor. İç saha performansına bakalım. Gol yemediği maç yok. İki maçta gol atamamış. Kimi atamamış? Everton'a bir de Liverpool'a. Liverpool'a gol atamamışsın. Normal zaten. Aston Villa'ya bile 2 gol atmış. Everton'a gol atamadılar. 2-0 mağlup oldular. Zaten gol yeme sorunu var. Leicester City'ye bakalım. Onların da deplasmanda gol yeme alışkanlıkları var. Bütün maçları KG olmuş. Deplasmanda zaten gol yemediği bir Bournemouth maçı var. Bütün maçlarda gol yemiş neredeyse. Deplasman performansına bakalım. 9 maçın 8'i KG olmuş bu arada. Sadece bir maçı KG olmamış. Deplasmanda bütün maçları KG var gördüğünüz gibi. Onlar da deplasmanda 2 gol yiyor neredeyse. Southampton'dan bile 3-2 yendiler. 2 gol yediler. Son 2 maçında 6 gol, 5 gol. Yani bütün maçları üst oluyor zaten. Hips için ben Leicester'a gol atacağını düşünüyorum. Kendi evinde puan almak isteyecektir Leicester'dan. Leicester'ına cevap vereceğini düşünüyorum. Güzel bir KG var maçı olabilir. İkinciyi bir takım atarsa maç üste de gider. Leicester belki atabilir. Ipswich de ikinci atabilir. Çünkü iki takım da ikinci yeme potansiyeli var. Direkt ilk önce KG'yi alalım. Daha sonra da ikinci kupona KG var ve 2.5 üst riskli olarak önerebilirim arkadaşlar. Maçın 2-1'e 2-2'ye gitme olasılığı var. İsterseniz bunu da ikinci kuponlarda deneyebilirsiniz. Geçelim Bournemouth Manchester City maçına. Manchester City'ye 1.41 oran vermişler. Bunun sebebi de Bournemouth'un Arsenal'e bir çelme çakması olabilir. Çünkü kendi evinde Arsenal'i yendiler. 2-0'lık bir Arsenal galibiyeti aldılar ama Arsenal 20. 25. dakikalarda bir kırmızı kart gördü. O dakikaya kadar iyi oynamıştı, iyi oynuyordu. O dakikadan sonra zaten biraz Arsenal geri çekildi diyebilirim. Bournemouth daha iyi oynadı. İkinci yarıda zaten gol biraz geliyorum dedi ve iki tane gol attı Arsenal'e. Ondan sonra da Aston Villa deplasmanında 90'da beraberliği buldu.
oldu. 90+'da Aston Villa yeniyordu 1-0. Zaten geçen hafta 90+'da 3 tane falan gol geldi. 3 maçtan gol geldi 90+'da. Kendi evinde biraz iyi oynar Bournemouth ama City'nin ben bugün kazanacağını düşünüyorum. City Bournemouth'da çok şanslı da tutuyor. Yani 9 maçın 8'ini falan burada kazanmış. Zaten full kazanıyorlar. Arsenal beraberliği var. Bir de Newcastle United deplasmanında beraberliği var. Bu maçta ilk yarı güzel oynamıştı City. Çok güzel oynadı. İlk yarı 2 almıştık zaten. İkinci yarı Newcastle şuraya kadar çok baskılı oynadı. Golü de buldu. Ondan sonra maç yine rolantide gitti. Son dakikada City bastırdı ama ikinci golü bulamadı. Onun dışında Fulham 3-2. Wolverhampton deplasmanında yine 90'da gol attılar. Zorlanarak kazandılar. Geçen hafta yine biraz zorlanarak kazandılar. İlk dakikada golü buldular. Daha sonra yine Southampton iyi bir defans yaptı. İkinciyi bulamadı City. Bugün ben biraz zorlanabilir ama yine Bournemouth deplasmanından kazanarak döneceğini düşünüyorum. Bence bir daha 1.41'de oran da bulamayız. Bence güzel bir oran. Direkt 2'yi önereceğim arkadaşlar. İkinci tercih de corner baremi kaç görünüyor? 16 corner görünüyor ama şöyle bir şey deneyebiliriz. City golü bulduktan sonra corner'ı biraz kesiyor. Yani ilk yarıdan 9 tane corner çıkartıyor. İkinci yarı bir tane corner atıyor. Yani maçta öne geçtiği zaman biraz top çevirmeye başlıyor ve corner az çıkıyor. O yüzden genel corner'ı değil de ilk yarı corner'ı City'nin deneyebiliriz. İlk yarı çok corner çıkartıyor. Hele ki ilk yarı bir 20-30 dakikada gol olmazsa 5-6 corner, 7-8 corner'a kadar kullanabilir Manchester City. O yüzden ilk yarı corner oynayabiliriz. Genelde ben öyle yapıyorum. İlk yarı corner City oynayabiliriz veya taraf olarak ilk yarı 2-1.87'den bunu da değerlendirebiliriz. Bu da sürpriz kupona, riskli kupona girebilir 1.87 orandan. Ama ideal tercihim City kazanır olacak arkadaşlar. İsterseniz bunları deneyebilirsiniz. Ben kuponuma eklemeyi düşünüyorum. Geçelim diğer maçımıza. Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak arkadaşlar. Yine corner 10 görünüyor. KG var %63 görünüyor. Ama ben KG var'a pek katılmıyorum. Çünkü Beşiktaş bu aralar iyi defans yapmaya başladı. Yani Galatasaray bile duran toplardan golleri buldu. Öyle çok karşı kaleciyle karşı karşıya bir pozisyon, çok güzel bir baskı kurarak Beşiktaş'a pozisyon bulamadı. Bence gol yemeyebilir. Kendi evinde zaten çok da gol de yemiyor. O yüzden KG'ye pek sıcak bakmıyorum. Kendi evinde Sivas'tan gol yemedi, Konya'dan gol yemedi. Eyüp'ten de yine bile Eyüp iyi bir baskı kurarak biraz golü buldu. Zorlanarak buldu golü. Yani o yüzden Kasımpaşa'nın gol bulacağını ben pek düşünmüyorum. Tabii bulabilir, o ayrı bir sorun ama ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Bütün deplasmanlarda gol atmış Kasımpaşa. Burada Galatasaray 3 tane de gol attı biliyorsunuz. Son dakikalarda 2 gol attı. Alanya'yı deplasmanda yendi ama bugün Beşiktaş'a gol atamayabilir. Ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş yese bile ikinciyi atabilir arkadaşlar. En kötü Beşiktaş 2-1 kazanır. Yine kazanır bu maçı. Maç sonu 1 oynayacağım. Aklına yatanlar bunu değerlendirebilir. İsterseniz maç sonu 1 ve 1.5 1.56 veya Kasımpaşa'nın da golü gelirse maç sonu 1 ve 2.5 1.87 bunları da değerlendirebilir ama ben bugün Beşiktaş'ın hata yapacağını düşünüyorum. Geçen hafta Galatasaray mağlubiyeti de aldı. O yüzden bugün kazanması gerekiyor diye düşünüyorum. Aklına yatanlar Beşiktaş galibiyeti alabilir arkadaşlar. Geçelim Hollanda Eredivisie'ye. Heracles kendi evinde NAC Breda'yı ağırlayacak. Heracles ligin bol pozisyonu, bol gollü bir takımı. Çok gol yiyip de çok gol atabilir. Zaten 10 gol atıp 22 tane de gol yemişler. Çok golcü bir ekip. Çok da gol yiyorlar. Ajax'tan 4-3. Kendi deplasmanda Boyat'tan 4 gol, Twente'den 5 gol. Son 4-5 maçına baktığınız zaten bütün hepsi üst ve son 3 maçı zaten 5 gol, 7 gol, 5 gol bandında geçiyor. Evinde oynadığı maçlara bakalım. 5 maçın sadece bir tanesinde gol yememiş, bir tanesinde gol atamamış. Kime gol atamış? Almeriste. O da 0-0 bitmiş. Diğer bütün maçlarda da PSV'ye bile gol atabilmişler. Ajax maçı 4-3 bitmiş. Ajax bu sene çok gol yiyen bir ekip değil. Bu sene çok defans yapan bir ekip. Geçen hafta Feyenoord'dan bile gol yemedi Ajax. 2-0 kazandı. Yani Ajax'a bile 3 gol atabilmişler. NAC Breda'ya bakalım. Onlar da deplasmanda ne yapıyorlar? Son 3 maçını kazanmış. Deplasmanda Zwolle 2-1. Kendi evinde Waalwijk'i 4-1 yenmiş. Waalwijk ligin zayıf takımı. Yani ondan gol yemeleri sıkıntılıydı. Bence bugün yine gol yiyeceklerdir. Heracles gol bulan bir, kendi evinde gol bulan bir ekip. Zaten deplasmanda da çok da iyi oynamıyor NAC Breda. Twente'ye 1-0 mağlup olmuş. Feyenoord'a 2-0 mağlup olmuş. Geçen hafta da Zwolle'u 2-1 yendiler. Bugün Heracles'e gol atacaklarını düşünüyorum. Heracles de cevap verecektir. Maç 2.5 üste gider diye düşünüyorum. Kendi aralarında oynadıkları maçların bu sahada yani 10'da 7'si 8'i falan hep 2.5 üst olarak sonuçlanmış. Birbirine gol atarak maç 2.5 üste gitmiş. Yine 2.5 üst olacağını düşünüyorum. Dilerseniz KG'yi de ekleyebilirsiniz buna. KG var ve 2.5 üstü 1.78. Hollanda Ligi'nde iyi bir oran. İsterseniz bunu da deneyebilirsiniz ikinci kuponda. Aklınız yatarsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim son maçımıza. Saint-Étienne kendi evinde Strasbourg'u ağırlayacak. Hemen yüzdelere bakalım. 63 yüzde KG var görünüyor. 2.5 üst yüzdesi de %50 görünüyor. Maçın çok gollü pozisyonunu geçmesi bekleniyor. Bence öyle olabilir çünkü Strasbourg özellikle çok golcü bir ekip oldu. Bu sene gol yemediği maç Olympique Marseille'ye.
Onun dışında bütün maçlar KG olmuş gördüğünüz gibi. 9 maçın 8'i karşılıklı golü var olmuş. Deplasmanda da %100 karşılıklı golü olmuş. 4 maçın 4'ü de KG var şeklinde sonuçlanmış. Sadece Montpellier deplasmanı 1-1. Onun dışında bütün maçlar üst olmuş gördüğünüz gibi. 4-3, 3-3, 4-2. Yani Paris Saint-Germain'e bile 2 gol attılar. Lille deplasmanı 3-3'lük beraberlikle döndüler. Lille'e 3 gol atmak çok zor. Lyon maçı yine 4-3'lük bir maç olmuş. Çok güzel, zevkli bir maç olmuş. Saint-Étienne'e bakalım. Onlar da geçen hafta Angers'e 4-2 yenildiler. Lens'e 2-0. Auxerre evinde 3-1 yendiler. Onlar da golcü bir ekip. Yani %60-%70 üst oluyor maçları. Kendi evinde oynanan maçları 4 maçın 1'i karşılıklı gol olmuş ama gol yemediği maç sayısı 1. Onlar da gol yiyor genelde. Kimden gol yememişler? Lille'den gol yememişler. Lens'e gol atamamışlar. Lens zaten iyi defans yapan bir ekip. Onlara gol atamamaları normal. Ama bugün Strasbourg'a bence kesin gol atacaklar. Strasbourg da cevap verecek diye düşünüyorum. KG'ye var. 1.42 bunu önereceğim. Bence maç üste de gider. Bunu da yine kombolayıp burada 1.62'ye üstü vara çıkartabiliriz. Maçın 2-2'si, 3-2'si falan Saint-Étienne'e döner diye düşünüyorum. Saint-Étienne bence bir takım bir tık daha önde. Evinde oynadığı için burada favori Strasbourg görünüyor ama Saint-Étienne bence evinde puan alabilir. O yüzden 2-1 belki 2-2'de de bitebilir. Üst duvarı deneyebilirsiniz arkadaşlar. İlk tercihim KG var. İkincisi de üst ve var olacak arkadaşlar. Aklınız yatarsa değerlendirebilirsiniz. Bu maçlardan 2 kupon yapmayı düşünüyorum. Dilerseniz onları da gösterelim. Aklınız yatarsa, hoşunuza giderse değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Birinci kuponum Kayserispor, Adana Demirspor maç sonu 1. Bournemouth, Manchester City maç sonu 2. Beşiktaş, Kasımpaşa maç sonu 1 arkadaşlar. Bu üçünün oranı 2.80 yapıyor. Buradan aklınız yatmayan maç varsa onu çıkartabilirsiniz. Belki City'yi çıkartmak isterseniz burada Türksel Süper Lig kuponu yapabilirsiniz. Kayseri kazanır, Beşiktaş kazanır. Güzel bir kupon olur. 2 oran yaklaşık yapıyor. İsterseniz bunu değerlendirebilirsiniz ama ben City'nin ne kazanacağını düşünüyorum. Bu şekilde oynanabilir arkadaşlar. 2.80. Bir tane de gol kuponu, yani üste gidecek maçlardan kupon yaptım. Grotel Fürth'ü 2.5 üstü yaptım. İsterseniz buna varı da ekleyebilirsiniz. Var ve üst olarak deneyebilirsiniz. Wolfsburg, Augsburg maçına üst bir var aldım. 1.58. Saint-Étienne Strasbourg maçına KG var aldım. Bu da yine 3.12 yapıyor. Grotel Fürth'ü de değiştirip eklerseniz 3.60-3.70 lira falan kadar çıkabilir. İsterseniz bu şekilde deneyebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz değiştirip de oynayabilirsiniz. Orada seçim size kalmış. Arkadaşlar herkese bol şans diyorum kendi kuponlarında. Burada dediğim gibi son seçim size ait. Diyelim ve bitirelim arkadaşlar. Bugün de yine 9 tane maç anlatmaya çalıştım. Aklınıza yatan maçları kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum şimdiden. Videoyu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.